Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber köklü sayılarla ilgili 5 orta seviyede soru çözümü yapacağız. Ve hemen başlayalım. Ama başlamadan önce hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Çevre uzunluğu kök 432 cm olan bu düzgün altıgen kenarları cetvelle temas edecek şekilde ok yönünde ilerletilecektir. Bakalım, hemen burada bir düzgün altıgen varmış. Şu şekilde ilerletiliyormuş. Yukarıdaki şekilde bir köşesi 21 cm olan cetvelin başlangıç noktasında olan bir düzgün altıgen gösterilmiştir. Evet. Buna göre A noktası cetvelde hangi iki uzunluk arasında olur? Çevre uzunluğu kök 432 cm'miş. Biz hemen kök 432'yi çarpanlarına ayıralım ki dışarıya, kök dışına nasıl çıktığını bulalım. 432 2 çarpı 216 idi. Bu 2 çarpı 108 değil. 2 çarpı 54. Bu da 2 çarpı 27. 3 çarpı 9 ve 3 çarpı 3'tü değil mi? 1, 2, 3, 4. 254 4 çarpı 1, 2, 3. Yani 432 aslında 254 çarpı 3 seri 3'müş. Peki şunu kök içine yazalım. Bu kök 432 idi. Bu kök dışına 272 diye çıkar değil mi? Peki biz bunu 3 seri 2 çarpı 3 seri 1 şeklinde yazsak olur mu? Tabii ki de olur. Altlar aynı, üstleri topluyorduk. 3 seri 3 ediyor. Bu da dışarıya 3 diye çıkar. Kök içinde 3 kaldı, eşittir. Kök 432. Bu 4 çarpı 3 12 ediyor. 12 kök 3 eşittir. Kök 432. Şimdi artık bununla işimiz kalmadı. Çevre uzunluğuna 12 kök 3 diyeceğiz. Ve 6 kenarlıymış. 6'ya bölelim hemen. Bu da 2 kök 3 ediyor. Yani bir kenarın uzunluğu 2 kök 3'müş. Ve bize ne diyor? Buna göre A noktası cetvelde hangi iki uzunluk arasında olur? A nerede burada? Kaçıncı uzunluk? 1, 2, 3, 4. Yani 4 defa ilerleyecek değil mi? Bir geldiğinde, hani bir kez geldiğinde 2 kök 3 santim gelir. İkinci kez geldiğinde bir daha 2 kök 3 santim gelir. Böyle 4 kez geliyormuş. Peki kök 3'ün biz 1.7 olduğunu biliyoruz değil mi? Bakın arkadaşlar, şunları unutmayın. Kök 2 1.4'tür. Şöyle devam ediyor ama bunu bu kadarını bilseniz yeterli. Kök 3 ise 1.7'dir. Kök 3'ün biz 1.7 olduğunu biliyorduk. Şöyle eşittir diyelim. 2 çarpı 1.7. Çünkü artık kök 3 yerine 1.7 yazıyorum. Bu da 3.4 eder. Yani biz bir uzunluğuna 2 kök 3 santim değil de 3.4 santim diyelim değil mi? Peki A kaç kaç kenar uzaklıktaydı? 1, 2, 3, 4 değil mi? Ben 4 çarpı 3.4 dersem, buradan da 4 kere 4, 16, 4 kere 3, 12, 1 de elde vardı, 5, 15.6 ediyordu değil mi? Yani 15.6 santim uzaklıkta. Peki bu sayı 15.6 hangi iki sayı arasında? 15 ile 16 arasında değil mi? Şurada 15.6. O zaman cevabımız 5. Hangi iki şık arasında, hangi iki uzunluk arasında diye soran 15 ile 16 idi. Bir bilgi vermiş. A, B, C ve D doğal sayılar olmak üzere kök içinde A kare B eşittir A kök B ve A kök B çarpı C kök D eşittir A çarpı C kök B çarpı D. A kök B bölü C kök D eşittir A bölü C kök B bölü D'dir. Evet, bu şekilde yazılabiliyor, bunları biliyoruz. Aşağıda bir kenar uzunluğu 6 kök 6 santim olan kare şeklindeki bir panonun içine 2 adet dikdörtgen şekilli poster yapıştırılmıştır. Bakalım. Evet. İki poster yapıştırılmış. Posterlerin verilmeyen kenar uzunlukları birbirine eşit ve iki posterin toplam alanı panonun önden görünümünün alanının %25'ine eşittir. Peki bu panonun bir kenar uzunluğu 6 kök 6 santim değil mi? Ve kare demiş. O zaman şurası da 6 kök 6 santim. Bunun alanını hemen bulalım. 6 kök 6 çarpı 6 kök 6 karenin alanı iki kenar çarpımıydı değil mi? 6'ları çarptım, 36. Kök 6 çarpı kök 6 6 diye çıkar. O zaman bunun alanı, bu ön yüzünün alanı 36 çarpı 6'ymış değil mi? Ve şu ki posterin alanlarının toplamının 1 bölü 4'üne eşitmiş.
Yani ben bunun 1 bölü 4'ünü alır, şey, %25'ini alırsam. Peki %25 neydi? 25 bölü 100'dü değil mi? Bu nedir? 1 bölü 4 değil miydi? Yani 36 çarpı 6'nın 1 bölü 4'ünü alırsam bana şu iki panonun alanlarının toplamını verecek. Hemen alalım. Şurada 9 kaldı. 54 santimmiş. Yani şu eşitlik sayısı yazan poster ile akademi sayısı yazan posterin alanlarının toplamı 54'müş. Buna göre panonun bir kenar uzunluğunun, yani kök 6 kök 6'dan bahsediyor, büyük posterin kısa kenarının uzunluğuna oranı kaçtır? Hangisi büyük poster? Şu büyük poster değil mi? Zaten buralar eşitti değil. Mesela şurası kök 12 santim. Burası biz x santim dersek. Şurası kök 48 santim. Burası da x santimdir. Çünkü kenar verilmeyen kenar uzunlukları birbirine eşit demiş. Yani buraya x dediysen burası da x olur. Buraya a dediysen burası da a olur. Peki biz buranın alanı nasıl bulabiliriz? Bu da kök 12 çarpı x'ti değil mi? Bunun alanı nasıl bulabilirim? Bu da kök 48 çarpı x'tir değil mi? Peki bunların toplamı neydi? 54'tü. Öyle demiş soruda. Bunu nasıl yazabiliriz? 4 çarpı 3 diye. Bunu nasıl yazabiliriz? 16 çarpı 3 diye. 4 dışarı 2 diye çıkar. Burada 2 kök 3 kalır çarpı x artı. Bu da 4 diye çıkar. 4 kök 3 çarpı x eşittir 54 dedik. 2 kök 3 çarpı x. 4 kök 3 çarpı x. Toplarsak 6 kök 3 çarpı x olur. Eşittir 54. Her tarafı 6'ya bölersek kök 3 çarpı x eşittir 9 çıkar değil mi? Şimdi her tarafı kök 3'e bölelim. Şöyle şuradan devam edelim. Her tarafı kök 3'e bölelim. Burası 9 bölü kök 3 çıkar. Şimdi bunu eşleniğiyle çarpalım. Kök 3 ile çarparsak eşittir 9 kök 3 bölü 3 olur. Bu da eşittir. Şu şunu götürür. Yukarıda 3 kök 3 kalır. Yani biz x'i 3 kök 3 olarak bulmuş olduk. Şurası neymiş? 3 kök 3. Ve 6 kök 6'nın 3 kök 3'e oranını istiyor. Değil mi? Bakalım, bir daha bakalım. Panonun bir kenar uzunluğunun büyük posterin kısa kenarına uzunluğuna oranı kaçtır? Hemen 6 kök 6 bölü, şöyle düzeltelim. 3 kök 3. Şu şunu götürdü. Şurada 2 kaldı. Bu 2 kök 6 çarpı kök 3 kaldı değil mi? Peki kök 6 neydi? 2 çarpı kök 3 çarpı kök 2 değil mi? Yani ben kök 6 bu şekilde yazdım. Kök 3 çarpı kök 2 kök 6 idi. Kök 6 yerine bunu yazdım. Şurada da kök 3 var. Şunlar birbirini götürdü. Sonuç ise 2 kök 2 kaldı. Bakalım 5 şıkkındaymış. Güzel bir soruydu. Nilgün Hanım Özdeş su bardaklarını iç içe koyarak, evet şöyle iç içe koymuş, dolap raflarına yerleştirecekmiş. Şekilde verilen uzunluklara göre bir bardağın yüksekliği kaç birimdir? Yani şöyle şurada tam bir bardağın yüksekliğini istiyor. Şuradan şuraya kadar. Bir bardağın altından şu üst üste bardaklar koymuş. Şu yüksekliğe kadar kök 450 demiş. Kaç bardak var? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Burada ise 1, 2, 3. Ve şu yükseklikten şu yüksekliğe kadar kök 242 demiş. Şimdi ben şu yüksekliğe, şu bir bardağın yüksekliğine A santim desem. Ya A desem, X desem, B desem. Orası önemli değil. Şuralara ise B desem. Şöyle 1, 4 tane bardak var. Belli bir yüksekliği gözüken 4 bardak var. Ve A artı 4B'ye, çünkü 1, 2, 3, 4. 4B'ye kök 450 demiş. Burada ise, gene buraya A diyorum çünkü özdeş diyor. Şuralara B diyorum. A artı 2B eşittir kök 242 demiş. Peki kök 450 neydi? Hemen 450 asal çarpanlarını ayıralım. Şöyle 45 çarpı 10'du değil mi? 45 9 çarpı 5'ti. 10 da 2 çarpı 5'ti. Şu 9 dışarıya 3 diye çıkar. Şu ikisini götürürsek dışarıya 5 diye çıkar. 3 çarpı 5 kök 2. Bu da 15 kök 2 olarak yazarız. 15 kök 2. Hemen 242 yazalım. 242. Bu da 121 çarpı 2 idi. 121 dışarıya 11 diye çıkar. Çünkü 121 11'in karesi biliyoruz. Bunu da 11 kök 2 diye yazarız. Şimdi şuradan A artı 4B'den A artı 2B'yi çıkaralım. A'lar birbirini götürür. 4B'den 2B çıkarırsak 2B kalır. 15 kök 2'den 11 kök 2 çıkarırsak 4 kök 2 kalır. Her tarafı 2'ye bölüyorum. B buradan 2 kök 2 olarak çıkar.
B neydi? Şuradaki yükseklikti değil mi? Hemen B'yi getirip yerine yazalım. A'yı bulalım. Şurada yazalım. A artı 2B'yi yerine yazarsam 4 kök 2 eşittir 11 kök 2. A şunu karşıya atarsam eksi diye çıkar 4 kök 2. B de buradan 7 kök 2 olarak bulunur. Pardon A. Şurası A olacak. Peki bu A bir bardağın yüksekliği değil miydi? Biz buraya A dememiş miydik? Peki buraya biz ne dedik? 7 kök 2 dedik değil mi? Ama bizden ne istiyor? Yani zaten bizden onu istiyormuş. Bir bardağın yüksekliğini istiyormuş. Şıklara bakalım. Kök 50, kök 72, kök 98, kök 128. Biz ne bulduk? 7 kök 2 olarak bulduk. Hemen 7 kök içine atalım. Kök içine 49 diye geçer. Bu da kök 98 olur. Hangi şıkta varmış? C şıkkında. Galiba son soru. Hayır, bir soru daha varmış. A, B ve C doğal sayılar olmak üzere kök A kare çarpı B eşittir A kök B. Evet. A dışarıya, yani şey, A kare dışarıya A diye çıkar. Ve A kök B artı eksi artı artı eksi kök C, C kök B eşittir. Evet. A parantezini almış. A artı eksi kök B'dir. Evet. Aşağıda verilen makara sistemlerinde birincisinde G1 yükünün yerden yüksekliği kök 18 santim. Şunun G1'in yerden yüksekliği kök 18 santimmiş. Ve sistem dengededir. İkinci sistem ise G2 yükünün F kuvvetiyle kök 72 santim aşağı çekilip. Şimdi şunu aşağı çekiyormuş. Yüklerin aynı hizaya getirilmesi ve sistemde tekrar denge sağlanmasıyla oluşturuluyor. Buna göre başlangıçta yani birinci sistemde şuradan bahsediyor. G2 yükünün yerden yüksekliği kaç santimdir? Şunun yerden yüksekliği. Şuraya x dersek bizden aslında x'i soruyor. Şimdi G2 yükünü aşağı doğru çekiyor. Ne kadar? Kök 72 santim. Peki şunu kök 72 santim aşağı çekiyorsa bu da kök 72 santim yukarı çıkmaz mı? Şu da kök 72 santim yukarı çıkar değil mi? Peki ilk yüksekliği neydi? Kök 18 santim. Bir de kök 72 santim daha ekledik. Şöyle ikinci yüksekliğini bulalım. Kök 72. Yani şu anki yüksekliği kök 18 artı kök 72. Bunu hemen düzeltelim. 9 çarpı 2 idi. 9 çarpı 8 idi. Hatta şu evet şunu da 4 çarpı 2 şeklinde yazalım. Şu 3 kök 2 şeklinde dışarı çıkar artı. Şu 3 çarpı şu da 2 diye çıkar. Kök 2 kalır. 3 kök 2 artı 6 kök 2. Şurası 6 kök 2 ediyor. Toplamda 9 kök 2 ediyor değil mi? Yani bunun yeni yüksekliği 9 kök 2 santim. Eksik yüksekliği ise 3 kök 2 santimdi. Yani 6 kök 2 santim yukarı çıkmış oldu. Ve bunlar aynı hizaya getiriliyor değil mi? G1 yükünün yüksekliğini 9 kök 2 santim olarak bulduk ikinci sistemde. G2 yükünün yerden yüksekliği de 9 kök 2 santim değil mi? Tekrar şöyle çizelim. Bakın şöyle çizelim. Şimdi şunu şuradan şöyle yükseklikler olsun. Bunun yeni yüksekliği 9 kök 2 santim ve bunlar aynı hizadaymış. Öyle diyor. Aynı hizaya getiriliyor. O zaman burası 9 kök 2 santim olur değil mi? Ama bizden G2 yükünün şuradaki yani eski halindeki yüksekliğini istiyor. Şuradaki x'i istiyor değil mi? 9 kök 2 santim zaten var. Biz bir de ne kadar şey çekmiştik? Aşağıya çekmiştik. 6 kök 2 santim değil mi? Bir de 6 kök 2 santim o zaman biz yukarı çıkaralım. 9 kök 2 artı 6 kök 2. 9 kök 2 artı 6 kök 2. 15 kök 2 olarak buluruz. Bakın. İkinci şekilde yerden yüksekliği 9 kök 2 santim değil mi? Yani biz buranın şöyle 9 kök 2 santim olduğunu bulduk. Ne kadar aşağı çekilmişti? Kök 72 santim yani 6 kök 2 santim. 6 kök 2 santim de aşağıya çekilmişti. Peki çekilmediğini varsayalım. Geri eski haline getirirsek. Yani şu mesafeye biz 6 kök 2 santim dersek. 9 kök 2 santim de burada vardı. Toplam 15 kök 2 santim eder. Güzel bir soruydu. Vallahi fenle matematik karıştırmışlardı. Yani iyiydi baya. Sinem kök 512 santim uzunluğundaki telli. Telli bir diğer. Şurası tel olacak ya. Yanlış yazılmış. Kök 512 santim uzunluğundaki teli biri diğerinin 3 katı uzunluğunda olacak şekilde iki parça ayırıyor. Elde ettiği parçaların
her birinin aynı kuralla tekrar iki parça ayırıyor. Güzel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sinemin herhangi bir aşamada elde ettiği parçalardan birinin uzunluğu olamaz? Bakalım hemen. Kök 512 santim neydi? Şöyle 512. 256 çarpı 2 değil mi? Peki 256 neydi? 16 idi. Yani 16 diye dışarı çıkar. 16 kök 2 idi. Yani bunu bu şekilde yazabiliriz. Şöyle bir tel var. Şöyle şunun uzunluğu 16 kök 2 santim. Ve bu teli iki parça ayırıyor. Biri diğerinin 3 katı şeklinde olacak. Yani ben buraya A santim dersem, şuraya ise 3A santim demek zorundayım. Biri diğerinin 3 katı olacak. Tamam, ayıralım. 3A, 4A dedik. 4A 16 kök 2 santim dedik. 16 kök 2 biz 4'e bölelim. 4 kök 2 santim olarak bulurum değil mi? Yani ben A'yı 4 kök 2 santim buldum. Şuraya 4 kök 2 santim. Şuraya ise 3 ile çarpıyorum. 12 kök 2 santim. Bakalım toplayalım sağlıyor mu? 12 kök 2 artı 4 kök 2. 16 kök 2 diyor. Evet sağlıyor. Diyor ki sinem hani bu aşamalarda uzunluklar bulacak ya. Bunlardan hangisi olamaz diyor. Ben 12 kök 2 santim buldum. Şıklarda var mı? Var. 4 kök 2 santim buldum. Şıklarda var mı? Var. Tekrar devam ediyorum işleme. Mesela 12 kök 2 santimi alalım. Şöyle bırakalım şuraya. 12 kök 2 diyelim. Ve bunu tekrar 2'ye ayırıyorum. Buna bu sefer B diyeyim. Şuraya ise 3B diyeyim. Biri diğerinin 3 katı olacak. Hemen şöyle yazalım. Şuraya 12 kök 2'ye 4B dedim. 12 kök 2'yi 4'e bölüyorum. Buradan 3 kök 2 olarak buluyorum. Yani şurası 3 kök 2. Burası ise 9 kök 2. Peki şunlar şıklarda var mı? Evet 3 kök 2 var. Ha zaten bir tane kaldı. Cevabımız bu. Eğer burada da tek bir şık bırakmasaydım 4 kök 2 bölecektim. Onda da bulamasaydım tekrar bölecektim bunları. Yani bu şekilde gidecektim. Biz zaten ikinci aşamada bulmuş olduk.